Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün Maurya valisi bitti arkadaşlar ve ben ilk 3'e girdim. Yani biliyorsunuz bizim valide son gün aşamada 5 milyon puan sınırı vardı. 2-3 milyon yaptık. Bilet birinci, Jet ikinci, ben 31 milyonla 3. sırada bitirdim. 24 milyonla 4. sıradalar. Böyle rahat bir vali geçti aslında krallıkta. 4. Maurya valisiydi. 60 heykelini aldım. Totalde Maurya'dan ne kadar heykel aldım bilmiyorum ama 4 valide. Hep beraber Maurya'yı fullemeden önce şöyle bana destek olmak için videoyu durdurup bir like atıp abone olursanız sevinirim. Haydi hep beraber Maurya'yı fullleyelim. 5-4-5-4 yapmıştım ben. 60 heykeli daha geldi. 20 heykelsizle beraber basıyorum. Evet ve evet, son becerisine gitti. Burada da 80 heykel basıyorum arkadaşlar. Ve Maurya'yı fulluyoruz. Ya Maurya uzmanlığıyla beraber çok güçlü olan bir komutan. Yani Maurya hakkında biraz konuşursam. Evet arkadaşlar, Maurya'yı fulledim. Hayırlı uğurlu olsun. Fullendiği zaman gerçek gücü ortaya çıkıyor. Çünkü kutsanmış birikim etkisi artıyor. Ve yeni beceri, yani fullenme becerisi gerçekten çok önemli bizim için. Maurya ile beraber arkadaşlar, yani benim hesabımda full olmayan süvari komutanı kalmadı. Bir tek Saladin var. O da zaten 5-5-5 bir kullanmayı öneriyoruz herkese. Onun dışında bütün süvarileri fulledim. Artık benim süvari kompum tamamen oturdu diyebilirim. 4 kıta süvari çıkabilirim. Hatta Saladin, YSG vesaire, İskender'i falan katarsam ya da ileride Troyan falan yapabilirsem 5 kıta süvari de çıkabilirim. Ama biz Maurya konuşmaya devam edelim. Maurya'nın ben bir size yetenek ağacı yapayım öncelikle. Cengiz Han gibi yetenek ağacı yapmayı düşünüyorum ben Maurya'ya. Çünkü nük damage'i yükseltmek nükür bir komutanla daha mantıklı. Ve kutsanmış ay birikintisi olduğu için aslında savaşlara ilk 10 saniye girmektense burada, ya süvaride en tepeye gitmiyorum toplanma çağrısına. Çünkü ilk 10 saniye diyor. Yani vur kaç değil. Maurya'ya en tepeye gitmiyorum arkadaşlar. Çünkü sağ ve sol süvaride yetecektir. Tabi rally'e göre burada rally özelliklerine de gidebiliriz ama ben meydan için Maurya'da bu ağacı gayet yeterli görüyorum. Maurya Cengiz Han. İleride Maurya'nın bütün süvari komutanlarıyla tek tek uyumuna bakarım. Maurya ile arkadaşlar, yani rallisi vesaire diğer meydanla veya komutanlarla full haliyle alakalı VS videolarını ileride atacağım. Biz şimdilik komutan özelinde konuşalım. Becerileri üstüne konuşalım. Ya ilk becerisi gizli ay. 3 saniyeliğine %40 artırılmış hasar kazanıyor. Aynı zamanda 10 saniyeliğine bir birikim kutsanmış etkisi kazanır. Kutsanmış etkisi 3 defaya kadar birikebilir. %40 bu birikiyor. Uzmanlık becerisi ise Maurya'nın kutreti pasif beceri, 4 defaya kadar birikiyor. Birlik bölgesindeyken her saldırı %50 ihtimalle bir kutsanmış birikimi kazanabilir. Yani sen kendi bölgende savaşıyorsan %50 ihtimalle kutsanmış birikim kazanıyorsun. Birlik bölgesi dışında her saldırı %50 ihtimalle 2 birikim kutsanmış etkisi alır diyor. Bu etkisi sadece 5 saniye bir tetiklenebilir. Ya bölge dışındaysan Maurya daha iyi. Çünkü her saldırı 2 birikim kutsanmış etkisi alır diyor. Ya bölgedeyken 1 alıyorsun, bölge dışındayken 2 alıyorsun. Yani bu komutanla diyor ki sen dışarıya atağa git diyor. Kendi bölgende değil, karşıda savaş diyor. Bu da mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani rahatlıkla rally açabilirsiniz, birikim kazandırabilirsiniz. Hemen 4. becerisine geçeceğim. Süvariden alınan hasar 5 azalır diyor. Bu şöyle çok güzel. Sen rally açtın Maurya'yla herhangi bir yere. Sana alternatif hızlı gelebilecek şekilde rakip genelde süvari rally saçıyor. Ya da her şeye, bir yere rally açılmışsa anti rally olarak hızlı gitsin, hemen karşı koysun diye
Süvari rallisi açıyorsun. Mario'da süvariden %5 hasar az %5 hasar az alıyorsun Mario'yla. İkinci ekstra güzelliği de şu. Meydandasın. Seni yakalayabilecek tek kişi yine süvaridir. Süvariden başkası yakalayamaz, vuramaz. Bütün süvarilerden %5 az hasar olarak meydanda bir nevi diğer süvarilere üstünlük kuruyorsun. 3 saniyeliğine %25 artar diyor, hızın artıyor. Bütün kutsanmış birikimler kalkar ve hedefe kaldırılan birikim sayısıyla orantılı miktarda hasar veriyor. Hasar faktörü birikim sayısı çarpı 500. Yani sen 3 birikim yaptıysan adama 1500 vuruyorsun. 4 birikim yapabildiysen 2000 çat diye gömüyorsun arkadaşlar. Yani Cengiz Han Mario'ya can yakar. Öyle söyleyeyim. Üçüncü becerisi de pasif beceri. Bu komutan süvari ise diyor süvari olacak. Sağlık %20 artar ve her saldırı %50 ihtimalle hedefe birikim bitkin etkisi ekleyerek hedefin sağlığını %5 ve savunmasını %5 düşürür. Her birikim 5 saniye sürer, 3 defaya kadar birikebilir. Bu acayip manyak bir şey. Hem sen %20 süvari sağlığı alıyorsun kendine. Yani Cengiz Han'ın biz neyinden yakınıyorduk? Cengiz Han'da kendini savunacak beceriler yok. Bakın yani vuruyorsun falan ama şey yok. Kendini koruyacak bir sağlık savunma stadı yok. Mauro da sana %20 sağlık veriyor. İkinci ekstra güzelliği sağlık ve savunmasını rakibin sürekli düşürüyorsun. Yani bir nevi debuffer. Rakibi sen debufflıyorsun sürekli Mauro ile vurduğun zaman. Mauro ile sen rakibin sağlığını düşürdüğün zaman, sağlık savunmasını düşürdüğün zaman yandan vuracak ordularını daha fazla vurmaya başlar. Yani Mauro'ya William gerçekten etrafına kendisine mükemmel faydalı komutanlar William'la Mauro'ya beraber kullanırsa ekstra uyumlu olur. İkinci becerisi şehirlere ya da şehirlere ya da kalelere saldırırken arkadaşlar bu komutanın önderlik ettiği kıtalar %10 azaltılmış hasar alır ve gizli ay becerisi kullandıktan sonra birikim kutsanmış etkisi kazanır. Yani sana %10 millet daha az. Yani sen milletin vurduğundan %10 hasar alacaksın. Bu bir nevi sana millet vursa da açtığın rallide insanların vuruşunu sendeki azaltacak. Yani rallin swarmlanır mı swarmlanmaz mı bilmiyorum. Rakibi hasar verseydi ben açıkçası daha çok tercih ederdim. Ya kendimin az hasar almasındansa bana saldıranlara ben ekstra çok hasar vursaydım daha çok hoşuma giderdi. Şehir saldırı yani saldırı becerisi, rally becerisi kendisinin daha az hasar alması beni çok tatmin etmiyor. Rakibe daha çok hasar vermeyi tercih ederim ben. Çünkü yani ben zaten bir yere saldırıyorsam, rally açıyorsam ölü vermeyi göze almışımdır. Kayıp vermeyi göze almışımdır. Benden 3, rakipten 10 gitsin. Ben bunu tercih ederim. Benden 3 yerine 2 gidecek, rakipten de 10 yerine 5 gidecek. Ben bunu tercih etmem. Benden 3, ondan rakipten 10 gitsin. Benim için idealdir. Benim için yani ben kendi kaybımdan çok rakip nasıl daha fazla kayıp verir ona odaklanıyorum genelde. O benim için daha doğru. Yani benim oyun stilimi bu yansıtıyor. Rakibi yok etmek. Mauro'ya böyle. Hayırlı olsun diyorum kendime. İnşallah yani sizler de Mauro'yu gösterme fırsatım. Oyunda sizlere Mauro'yu VS'lerin olsun, savaşın olsun gösterme fırsatı yakalayabilirim. Süvari kombinin bitti gibi arkadaşlar. Hani sizlerin de Mauro ile ilgili merak ettiğiniz özellikleri varsa alta yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Çünkü ya bana sorularınızı YouTube'dan sorduğunuz zaman, yani yorum olarak sorduğunuz zaman geç de olsa dönüyorum. Ya animasyonu çift vuruyor biliyorsunuz. Bir kılıç, bir tavus kuşu. Tavus kuşunu açtı, kılıçlar dönüyor. William da ok gibi gidiyor. Gerçekten Mario William'ın animasyonu çok güzel. Yani süvari de gerçekten ender animasyonlardan biri. Videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.